Kardeşlerim, din kolaylık dinidir. Orta halli olmak lazım. Biz orta halli bir ümmetiz. Sözleri de tuzaklardan bir tuzaktır. Ne demek? Biz Allah'tan daha merhametli mi olacağız? Dini kolaylaştıracağız. Yani Allah bize zor bir din mi indirdi? Böyle mi demek istiyoruz? Namaz zor mu? Zekat zor mu? Oruç zor mu? Yok bunlar zaten kalsın. Faiz mi zor geldi? Erkek kadın ilişkileri mi zor geldi? Miras mı zor geldi? Ha, beğendiklerin ve beğenmediklerin değil mi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnsanların zevklerine göre din olur mu? Çağa göre din olur mu? Cennete girerken Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın dinine göre gireceksin. Hatta aşağıda kalmak da yok. Öldü gitti. Ayşe anamızla beraber ya Rabbi. Hatice anamızla beraber. Mork müdürlüğü mü zannettin cenneti sen? Filan depoya koyun deyince oraya koyacaklar. Alimlerden, fakihlerden kimi beğeniyorsan, kim daha çok hoşuna gidiyorsa onun fetvasını topla. E öbürünü de öbür yerde al. Bu alim çok değerli bir alim. Endelüslü ama maşallah ya. Ya maşallah tabi. Açık ile satılık dini yok Allah'ın. Açık indirimle de din satmıyor Allah. Can ve mal istiyor, din veriyor. Bütün bunlar niye böyle kolay din aranıyor. Cihadı teğet geçmek için. İslam devleti, halifeli bir devlet, arzumuz unutulsun için. Zor onlar çünkü. Kafirler Allah'ın dostu değildir. Müslümanlar Allah'ın dostudur. İdealimiz gerçekleşmesin diye. Şeriat isteriz denmesin diye. Çünkü şeriat zor dedi mi? Her zoru da silme hakkın olacak zaten. Kardeşlerim cennet ucuz mu? Cennet bedelsiz mi? Allah Bir başka ölçümüz sevinç ve hüzün, mutluluk. Bu kavramlarda Allah ne ister? Kul ne ölçer? Haram helal ayırmadan elimize geçen paraya sevindiğimizde faizle midir helalle midir demeden gayrimenkul bizim üzerimize tapu edilince sevinip sevinmediğimize Allah'ın haramına mutlu olan çocuklarımız varsa biz Allah ile Aynı düşünüyor muyuz? Aynı görüyor muyuz? Bu sorunun cevabı insanı kahreder. Allah'ın razı olup olmamasına göre endekslenmiş bir hayat var. Paraya, forsa, koltuğa, üyeliğe, menfaate, denize bakanına göre, yüksek katına göre, plazaya göre, şöhrete göre ayarlanmış mutluluklar var. Bu farklar biri cehenneme, biri de cennete götüren yolları açılır sonunda. Dünyayı esasen tapınağı yapmış insanlar şüphesiz bundan mutlu olacaklardır. Haram helal bakmayacaklardır. Ria onlar için ekmek kapısı zaten. Batıl bir anlayışın Allah'a bağlı olmayan, Kur'an'dan kaynaklanmayan gruplaşmaların içinde olmak mutluluk verecektir onun için. Kardeşlerim, zenginlik ve fakirlik ölçülerimiz de ciddi bir şekilde Allahu Teala'nın çizgisinde olup olmadığımızı gösterir. Allah ile zengin olmak. Ben Allah'ın kuluyum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikçe içim açılıyor, yağlarım eriliyor diyen var. Müslüman olduğu için, babası da Müslüman olduğundan faizli işlere girmediği için, filan partiye üye olmadığı için hala fakir kaldıklarını düşünen zenginlik ölçüsünü başka yere ayarlamışlık vardır. Biz Allah'ın yanındakini asıl kazanç tercih etmemiz var. İlmi insana ve dine faydalı ilmi öğrenmeyi zenginlik saymamız var. Tam aksine insanların şöhretini, insanların alkışını kazanç hayal eden anlayış var. Birisi ahireti kazandıkça kazandım diyor. Öbürü de dünyadan kazandıkça ahireti kaybetse bile kazandığını zannediyor. Kazanç anlayışı farkı bu. Bunların mutlulukları şüphesiz aynı değil. Bunların kalp huzuru farklı alanlarda. Onurlu onursuz ayrımı bunlarda farklı. Nefis muhasebesi yapma ihtiyacı yok öbürünün. E, devlet denetledi, e, maliyeden onay aldım diyor. Meleklerden aldın mı kardeşim? Sen müminsin, Meleklerin adeta tükürdüğü bir şeyi sen nasıl kazanç kabul edersin?